Rabbim izin ederse şu anda bir Türkiye turu planlıyorum. Bozka Barajı'ndayım. Görüyorsunuz. Şafşat'tan sonra şu geçidi ben İsviçre'de Alplerine benzettim. O kadar güzel ki arkadaşlar, şuraya bakar mısınız ya? Şu yolları kıvrana kıvrana geldim. Yok böyle bir güzellik arkadaşlar. Şu anda Kars'tayım. Evet, Kars Kalesi'nden Kars'ın tümü. Ve kalenin içi. Ama çok güzel. İğdır'da Ferhat diye bir arkadaşla tanıştım. Şu anda kendisiyle şey yapıyorum. Türkiye turunda. Bu da bir anı olarak kaldı bende. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. İshak Paşa giriş ücretli olduğu için bakın ta Rize'den kalktım, geldim. Ve sarayı ziyaret etmiyorum. Bunu da herkese böyle paylaşacağım. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın yolunu teptim, geldim İshak Paşa'ya. Ben ücretli olduğu için daha önceden de Konya'ya gitmiştim Mevlana Hazretleri'nin ziyareti. O da ücretli olduğu için girmedim. Buna da girmiyorum. Ne zaman ücreti kaldırılırsa, ömrüm de olursa gelip ziyaret etsin. Van'a geldim. Van Gölü'ne daha doğrusu. Van'a 68 kilometre var. Van Gölü çok dehşet büyüklükte. Şimdi gösteriyorum. Evet, su çok berrak. Sanki kuş cenneti. Her yerde kuş fışkırıyor. Van'ın. Millet bakımdayız. Şu anda Van Gölü. Güneşe yansıması. Motoru yolun kenarına çektim. Şu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. 40 bin kere maşallah. Bakın arkadaşlar. Evet. Evet. Yüksek Ova. Adı üstünde Yüksek Ova. Bu kadar büyük bir ova görmedim. Bu şekilde. Tala bildiğine Yüksek Ova. Şemdinli'ye geldim. Şemdinli'de Türkiye'nin en uç köşesi. Buradan da bir öğrencim var burada. Öğretmenlik yapıyor. Onu da ziyaret etsin. Döneceğim. Evim kadar rahat ettim. Çok hoş bir yer. 26 bin nüfusa sahip insanların yaşayabileceği çok güzel şartlar var burada. Ve yine Rize'ye doğru şu anda takriben 400 kilometre yakın yolum var. Kanat atacağım şimdi. Bir köprü bu kadar mı güzel olur arkadaşlar? Şu anda Pasinler'deyim. Pasinler çok hoş bir yer, güzel bir yer. Fortik Dağı'nın tepesindeyim.